geldin Dilara. Nereye gidiyorsun? Benim yakın bir arkadaşımın deniz kenarındaki bir restoranda nişanı varmış. Ben de oraya gidiyorum. Peki, gel bakalım. Zeynep, yıldızına geçer misin lütfen? Ben içeride hazırlanırken de gözüm sana ilişti. Ben böyle bir elbise almayı bırak, bakmam bile böyle bir elbise. Yani benim tarzım veya bakabileceğim bir elbise değil. Bence sen de giymeseydin, daha farklı bir şey giyseydin daha iyi olurdu. Ben sevemedim. Sen üzerindeki elbiseyi senin tarzın olduğu için giymişsin. Ben de bunu benim tarzım olduğu için giydim. Ben de zaten teşekkür senin edemiyorum tarzın değil demedim. Ben giymem dedim. Bahar. Ben çok fazla uzun elbise giymiyorum ne yazık ki. Ama bu büyük detayı biliyorum. Ayakkabıların görünüyor. Görünmemesi gerek. Çok tadilat gördü elbisem. Görünüyor olabilir şu an evet. Bilmiyorum. Yani çok sınırda da olabilir. Bir fikrim yok. Rahatsız gözüküyor. Edici buldum. Saçların da bence böyle olmamalıydı. Çantan da kötü. Ama sen çok tatlısın. Teşekkür ederim. Yağmur. Ya elbise sana büyük galiba biraz. Tadilat gördü evet. Ya üst kısımları bana büyük ama boyu kısa elbisenin. Boyu kısa değil yani aslında. Göğüs kısımları büyük sana, hı-hı, boyu da kısa. Yani problemi bu elbisenin. Onun dışında desenleri güzel ama belini böyle belli edecek. Orada onun renk tonlarında olan. Yani o kadar ince bir kemerden bahsetmiyorum. Daha farklı bir aksesuardan bahsediyorum ben. Ayakkabılarına bakabilir miyim? Ya içindeki astarın rengiyle ayakkabı, çanta, küpe uyumunu yapmışsın. Öyle düşünmüşsün. Ben ayakkabının rugan oluşunu sevmedim. Onu daha böyle matlaştırıp düz, nude yapabilirdin diye düşünüyorum. Bir de çantanın parlak kısımları beni rahatsız etti. Yani bir de romantik bir topuz olsaydı çünkü küpelerin sallanıyor. Burada bir aksesuar kullanıyorsun. Yanında da saçların var. Kapatıyor ister istemez. Boynun da kapalı zaten. Hani yanlarda yakaların var. Saçların toplu olmasını isterdim. Bu kadar. Saç konusunda ben de aynı şeyi söyleyebilirim kendim için. Elbisenin arkasında bir dikiş hatası olduğu için saçımı açık kullanmak zorunda kaldım. Yoksa ben de toplu kullanmayı istiyordum. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Yani hazırım. Geçebilirsin Dilara. Dilara Yaşar, ayakkabı 70 lira, çanta 100 lira, elbise 300 lira, küpe 50 lira. Hoş geldin Dilara. Hoş bulduk. Önce hafta sonu saçlarını toparlayacaksın. Ondan sonra da bu Alaturka giyimden vazgeçeceksin. Yani görüntü olarak geçeceksin. Yoksa şöyle baktığımda o kadar güzelsin ki. Böyle insan bakmaya doyamıyor. Altında mavi o kadar güzel ışık veriyor ki. Ama o püskül küpe olmadı oraya. Ama abiye giymişsin. Ayakkabını görmeyi atıyorum. Küpeyi atıyorum. Elbisene senin de puan veriyorum. 7. Teşekkür ederim. Mavi çok yakıştı Dilara. Teşekkürler. Küpe olmadı. Çıkart onları hemen. Elbise zaten hareketli. O küpeler ihtiyacın yok. Ve elbisin boyu biraz daha uzun olmalı. Yerine sürmeli. Ayakkabı seçim. Ben sweat olarak ayakkabı tercih ediyorum bunun altında. Çünkü içindeki astara herhalde parlak saten bir şey. Evet. Ondan dolayı artık mat ayakkabı ve mat çanta kullanmalısın. Saçlar kat istiyor. Belki gölge. Bir şey yapmalısın. Ben de katılıyorum Hakan'da. Aslında ben uzun saç çok seviyorum. Sevme. Uzun tekrar olsun ama kat olsun. Şekil olsun. Ben de olsun. Küt istiyorum. Ve abiyesin 7. Herkese abiye. Oldun mu abiye? 7 verdim bugün. Abiye oldukların. O kadar kendimi. Güzel kız hoş geldin. Teşekkürler. Hoş bulduk. Şimdi ben bu masada en çok %70 Nurella oturdum. %30 da tasarımcı Nur Yerlitaş. Ama bir Nur Yerlitaş olarak ve danteli çok seven bir kadınım. Yani dantel hep yaptığımız bir şeydir. Bu elbiseye yorum yapmak istemiyorum ama sen çok güzel bir kızsın. 5.
Teşekkür ederim.